Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda çokgenler konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani sayfa numarası 124'teyiz arkadaşlar. Ne anlatacağız size? Bu videoda düzgün beşgeni anlatacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. ÖSYM sorularında genelde şöyle yapıyor. Bir sene normal çokgen sorarken bir sene de düzgün beşgen ya da düzgün altıgen soruyor arkadaşlar. Yani 2021 sınavında düzgün dokuzgen sorduğuna göre büyük ihtimalle tahminim tabii ki Bu. Ee, önümüzdeki sene düzgün beşgen ya da düzgün altıgenden bir soru gelecek diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Tabii bu benim yorumum. Ee, nasip göreceğiz. İnşallah dediklerimiz genelde de çıkıyor. Bakalım bu sefer çıkacak mı çıkmayacak mı sınavda sonra da bir yorumu yazarsınız arkadaşlar. Evet düzgün beşgen nedir? İlk önce tanımını yapalım. Beş kenarın uzunluğu eşit ve beş iç açısı eş olan konveks çokgene düzgün beşgen adını veriyoruz arkadaşlar. Daha öncesinde söylemiştik zaten. Dış açısı nasıl bulunuyordu? 360 bölü 5'ten kaç çıktı? 72. Evet bir dış açısı 72 derece. Bir iç açısı 180'e tamamlayan açısı yani 108 derece oldu. Bir de ne demişiz burada arkadaşlar? Şunu da hallettik. Bir iç açısı 108, bir dış açısı 72. Bütün köşegenleri birbirine eşittir. Bir önceki videoda çaktırmadan söylemiştik. Hatta bir tane sorusunu yapmıştık arkadaşlar böyle. E, bütün köşegenler birbirine eşittir. Neden? Hocam bu çizdiğim köşegen bir iki kenar ayırıyor hocam. Üç kenarı da ayırıyor da kısa kenarını düşünüyorduk. Bu çizdiğim köşegen de aynı şekilde iki kenarı ayırıyor. Bu çizdiğim köşegen de aynı şekilde iki kenar. Bu çizdiğim köşegen de iki kenar. Başka köşegen var mı arkadaşlar? Evet şu çizdiğim köşegen de toplamda zaten tüm köşegenlerin sayısı 5 tanedir. Ee, bütün köşegenler ikişer kenarları ayırıyor. O yüzden bütün köşegenler birbirine eşit oldu arkadaşlar. Bütün köşegenleri birbirine eşit olan çokgen bu arkadaşlar. Ee, Tabi Karede de bütün köşegenler birbirine eşit. Yani karede de biliyorsunuz şey var. Ama düzgün beşgende de yine bütün köşegenler birbirine eşittir arkadaşlar. Çizilen bütün köşegenler birbirine eşittir daha doğrusu. Biz bununla ilgili soruyla karşılaşıyor muyuz? Evet bir önceki videoda zaten karşılaştık arkadaşlar. Ve şöyle köşegenlere eşit olan çokgenlerde hatta düzgün beşgende bir köşegenle alakası yerde bir eşitlik verildiğinde yine ne diyoruz? Bir köşe daha çizelim ki ikiz kenarlığı yakalayalım diyoruz arkadaşlar. Buna da dikkat ederseniz sevinirim. Evet şimdi geldik. Diğer kısma düzgün beşgenin 5 beş tane simetri ekseni vardır. O da nedir arkadaşlar? Bu söylediğim şey, şimdiki söylediğim şey düzgün tekgenlerin hepsinde geçerli. Hocam bir köşeden karşı kenara çizilen dik simetri eksenidir düzgün tekgenlerin hepsinde arkadaşlar. Evet o zaman her köşeden çizilen yükseklik olduğuna göre 5 köşeden çizilen yükseklik olacak. Düzgün beşgende kaç tane simetri ekseni var? 5 tane simetri ekseni var. Gerçi düzgün çokgenlerin hepsi öyledir arkadaşlar. Kenar sayısı kadar simetri ekseni vardır. Düzgün altıgende 6 altı tane. Düzgün yedigende 7 yedi tane. Ama düzgün tekgenleri böyle genelleyecek olursak köşeden karşı kenara çizilen dik simetri eksenidir. Yani iki eşit parçaya ayırır. Bak şu parçayla şu parça iki eşit parça. Şimdi ispatını yaparım ama öncesinde düzgün tekkenlerin en küçüğünden bahsedeyim. Düzgün tekkenlerin en küçüğü nedir arkadaşlar? Eşkenar üçgen değil midir? Evet. Eşkenar üçgende de gerçekten öyle mi? Bir çizilen yükseklik, bir köşeden karşı kenara çizilen yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır, aynı zamanda açı ortaydır. 30 30 burası. Aa hocam, ne oldu? Gerçekten de simetrik seni oldu. İki eş parçaya ayırdı arkadaşlar. Bir köşeden karşı kenara çizilen dik oldu arkadaşlar. Evet şimdi burada ispatlayayım isterseniz. Düzgün beşgende ispatlayayım. Düzgün beşgende de arkadaşlar bunun e, niye iki eşit parçaya açı ortaya olduğunu falan söyleyeyim yüksekliğini. Anlatayım daha doğrusu. Hocam bu köşegen iki kenar ayırıyor. Hocam bu da köşegen iki kenar ayırıyor. O zaman bu köşegenler birbirine eşit değil midir arkadaşlar? Evet. A ikiz kenarda çizilen yükseklik konumunda oldu. Tabanı iki eşit parçaya böler ve açıyı da iki eşit parçaya böler. Zaten burası 108'di. Bunlar da 36-36'ydı 36, 36 da arkadaşlar aynı şekilde 108. Burası da 36 36 oldu arkadaşım. E, buraya da 36 kaldı ya. Bunlar da 18 18 yaptı. tamamı 108 yapmış için. Gerçekten de bu açıyla bu açı birbirine eşit oldu arkadaşlar. Ve çizilen yükseklik aynı zamanda da kenar ortaya oldu. İspatını da bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Evet ispatı bu şekilde arkadaşım. Bir de A'a AH simetri eksindir. Tamam. Hem açı orta hem de kenar ortaydır. Bundan bahsettik şimdi anlatırken. Bir de o simetri eksenlerin kesim noktası her şeyin merkezidir arkadaşlar. Düzgün çokgenlerde böyledir. Simetri eksenlerin kesim noktası her şeyin merkezi. Her şeyin merkezi dediğim nedir? İç çemberin merkezi, ağırlık merkezi, çevrel çemberin merkezi. Ee, başka ne diyebiliriz arkadaşlar? Başka? Bu bir de şey e, kenar orta dikmelerin merkezi de diyebiliriz. Aklımıza ne geliyorsa. Ha, bir tek dış teğet çemberin merkezi diyemeyiz. Tabi burada dış teğet çemberi e, çemberinden bahsedemiyoruz arkadaşlar. O yüzden dış çemberi yok. Zaten üçgende de dış çemberin merkezi e, nerede oluyor? Dışarıda oluyor arkadaşlar. İçerideki noktadan bahsedecek olursak her şeyin merkezi derken işte içerideki noktaların içinde olan noktaların e, merkezi oluyor arkadaşlar. Yani ağırlık merkezi iç çemberin merkezi ve çevrel çemberin merkezi oluyor arkadaşlar. Zaten düzgün çokgenlerin en küçüğü olan eşkenar üçgende de arkadaşlar şu çizilen yükseklikte bu çizilen yükseklikte Bunlar yükseklikler bir noktada kesiyor, İşte buradaki nokta. Bu da yükseklik, bu da yükseklik. Hocam, bunlar açıortay yaptı hocam, bunlar da açıortay. E bak, açıortayların kesim noktası, işte çemberin merkezi oldu mu? Oldu. Hocam diklik merkezi, diklik merkezi oldu. Hocam ağırlık merkezi, çünkü kenar ortay aynı zamanda bunlar, kenar ortayların kesim noktası olduğu için de ağırlık merkezi oldu. Hocam başka neden bahsedebiliriz? Bir de çevrel çemberin merkezi de oluyor arkadaşlar burası. Çevrel çemberin merkezi dediğimiz nedir? Hocam burası e, R diyecek olursam işte çemberin yarı R. Burası ne oldu? 2R oldu. Hatta burası da R burası da 2R. Yüksekler eşit ya 2R. Bakın bir nokta içindeki bir noktadan köşeler olan uzakları birbirine eşit. Yani çevrel çemberin yarı çapı ne oldu arkadaşlar? 2R oldu. Çevrel çemberin merkezi de burası olmuş oldu arkadaşlar. Eşkenler üçgende. Böyle oluyor diye söylemiştik. Burada da aynısı arkadaşlar. Her şeyin merkezi. işte burası. Çevrel çemberin işte burası. Her şeyin merkezi ise işte çemberin merkezi. Buradan karşı kenar etki çizilen dik. Yani şu küçük R dediğimiz içte çemberin yarıçapıdır. çapıdır. Büyük R dediğimizde nedir arkadaşlar? Çevrel çemberinin yarıçapıdır. çapıdır. Büyük R dediğimizde çevrel çemberinin yarıçapıdır. Çünkü düzgün çokgenlerin etrafına da içine de bir çember çizebiliyoruz. Etrafına çizilen çembere çevrel çemberi diyoruz. İşte bunların hepsi birbirine eşit ya. Bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap. Biz buna çevre çemberin yarıçapı adını veriyoruz. Buradaki dikmelere de ne diyoruz. İşteye çemberin yarıçapı adını veriyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hani bunlar da var. Hani bunlar da e, konu içerisinde geçiyor arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Bu arada burada sen tam işteye çemberin merkezi ve çevre çemberin merkezini gösterdik de. Şurası büyük r, burada küçük r olarak gösterdik ya. Bunların hepsi nedir? Simetri eksenleri. Ve bunlar da büyük R'den dolayı birbirine eşit. Hocam X kenar ya bu. Buradaki üçgenlerden bak. Burası her şeyin merkezi ya. Şu üçgenden kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Üçgen olarak düşünecek olursak yüksekleri düşünmezseniz. 5 e tane olduğu için arkadaşlar. Dikkat edin. 5 tane üçgen. O zaman buradaki açıdan da 5 tane olacak. O zaman buradaki açı bir tane açıyı nasıl buluyoruz? Yani düzgün beşgende şurası merkezse eğer. Şöyle bir şey oluştuğu zaman. Üçgen oluştuğu zaman. Burası 360 bölü 5 yani 72 derece oluyor yani dış açıya da eşit olmuş oluyor arkadaşlar Büyük ihtimal şurada da bahsetmişimdir. Evet o çokgenin merkezi ise tam burası merkezse buradan buraya çizilenlerin hepsi yarıçap, 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 yarıçap yarıçap ya e bu da düzgün çokgenden dolayı eşit ya. Bundan dolayı ne oldu arkadaşlar 5 tane eş üçgenle karşılaşıyoruz. O zaman çift çizgi yören açı alfa ise burası da alfa, burası da alfa, burası da alfa, burası da alfa. O da 360 bölü 5'ten 72 derece olarak çıkıyor arkadaşlar. Evet düzgün beşgendeki söyleyeceğimiz şeyler bunlar. Bir kenardan köşeden karşı kenara çizilen dik neymiş? Simetri ekseniymiş. Simetri eksenlerinin kesim noktası da her şeyin merkeziymiş. Hatta simetri eksenlerinin kesim noktasından yani burası her şeyin merkezinden köşeleri üçgen oluşturduğum zaman da 5 tane eş üçgenle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi sorulara başlayalım arkadaşlar. A, B, C, D, E düzgün beşgen. İşte kesişim falan filan verilmiş. Bak buradan buraya çizilen kenar ortay. Bu kenar ortay simetri eksenidir. Aynı zamanda yüksekliktir. Aynı zamanda açı ortaydır. Eksik parçaları tamamlayalım. Ali kara uzunluğu 2K iken Ege Ankara uzunluğu 3K verilmiş. Evet Ege Ankara uzunluğu 3K. Ali kara uzunluğu 2K. Toplam 5K ise burası da 5K. A burada ne arayacağız? Kenan Bey uzunluğunu vermiş bize. Hocam şu uzunluğu da vermiş bize. O zaman ben bu uzunluğa yoğunlaşacağım. Bak burada oranlamalar da var. Üçgen var hocam burada. Bak şu kenar uzunluğu da verilmiş ya. Buraya yoğunlaşacağım belli. Şuradaki üçgende ne var arkadaşım buradaki üçgende? Bak iyi ki açı ortaylığı da koymuşuz burada. Bu simetrik seni ya. Buradaki üçgende bir açı ortaylık çıktı. Açı ortaydaki oran kaça kaç? 5'e 2. Buraya da yoğunlaşacağım çünkü buradaki Kenan Bey uzunluğunu vermişler bize. Yani buradaki uzunluk 21. Buradaki kollardaki oran 5K'ya 2K ise arkadaşlar. Buradaki tabandaki oran da 5 x 2X'dir. Neden dolayı? Şuradaki açı ortaydan dolayı arkadaşlar. 5'e 2 oran vardır. Toplam 7X eşittir 21 ise X'i buradan 3 buluruz. BL uzunluğu isteniliyor bizden. Yani 5X isteniliyor. O da kaç yapar arkadaşlar? 15 yapar. Evet. Bu sorumuzun cevabı da kaç çıktı arkadaşlar? 15 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Dikkat edin. Bu köşeden karşı kenara çizilen dik burası. Simetri ekseni hocam bu. Aynı zamanda bu da bu köşeden karşı kenara çizilen dik. Bu da simetri ekseni. Simetri eksenlerinin kesim noktası neydi arkadaşlar? Her şeyin merkeziydi. E sen buradan da dik çizsen. Buradan da dik çizsen. Buradan da dik çizsen. Hep buradan geçmek zorunda. Ama buradaki dikleri çizmeyelim. Burası her şeyin merkezi ya. S1 bölü S2 isteniliyor bizden. Sen burada bu üçgenleri oluşturduğun zaman bu üçgenler ne oluyordu arkadaşlar? 5 tane üçgenle karşılaşıyorduk. 5 tane üçgen de aynı üçgen oluyordu. Hatta aynı üçgen, aynı üçgen, aynı üçgen, aynı üçgen, aynı üçgen. Bu x kenarda çizilen yükseklik tabanı iki eş parçaya böler. Bu x kenarda çizilen yükseklik de tabanı iki eş parçaya böler. O zaman sen burada kalana a alanı a alanı dersen burası 2a burası da 2a, burası da 2a, burası da 2a. E hocam burası da 2a olduğundan dolayı a a yapmak zorunda. Şimdi S1 bölü S2 isteniyor bizden. S1 dediğimiz 2A oldu. S2 dediğimizde 3A oldu. Yani cevabımız kaç çıktı arkadaşlar? 2 bölü 3 çıktı. Evet bu soruda güzel bir soru. Bu şekilde bir güzel bir şekilde alan dağıtmış olduk arkadaşlar. Ve geldik beşgenle ilgili son soruya. Arkadaşlar bu soruda ödüllü soru olsun. Yani ne yapacaksınız? Şu an videoyu durduruyorsunuz. Ama durdurmadan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, soru kökünde şey yazıyor. O noktası et, etrafında kaç derece döndürülürse şekil 2'deki görüntü oluşur demiş. Ben ok yönünü böyle göstermişim. Yani bu şekilde döndürüleceği belli. Soru kökünde o noktası etrafında saat yönünün tersinde saat yönünün tersinde kaç derece döndürülürse diye yazsaydım sanki daha iyi olacaktı arkadaşlar. Şimdi ona göre çözün. Cevabı bulanlar lütfen ama lütfen buldum hocam desinler. Ee, tabii benim çözdüğüm yöntemi de mutlaka mutlaka dinleyin arkadaşlar. Güzel soru, hoş soru olduğu için zor bir soru değil. Hoş soru olduğu için ve sınavda çıkmaya aday bir soru olduğu için o yüzden ödüllü kategorisine koyduğum sorulardan biri arkadaşlar. Hadi bakalım İnşallah çözersiniz. Zor bir soru değil. Tekrar tekrar altını çizerek söylüyoruz arkadaşlar. Evet ben çözüme başlıyorum. İnşallah çözmüşsünüzdür. İnşallah e, ödüllü de hak eden kazanır inşallah. Bakalım. Analitik düzlemde A köşesi Y ekseni üzerinde ve merkezi orijin üzerinde olan merkezi orijinde olan arkadaşlar merkez burası orijin olduğundan bu arada burası kaç derece arkadaşlar 90 derece yani şurası da 90 derece tamam sonra ne diyor düzgün beşgen şekil 1'deki gibi yerleştirilmiş düzgün beşgen o noktası etrafında saat yönünün tersinde kaç derece döndürülürse şekil 2'deki görüntü oluşur Şekil 2'ye baktığınız zaman özel bir durum var mı? Mesela şekil 1'deki özel durum A köşesinin burada olması. Y ekseni üzerinde olması. Şekil 2'de ne oldu arkadaşlar? A köşesi buraya geldi ama hani nereye geldiğini bilmiyoruz. Özel bir yer var mı? Var tabii ki. Bakın D köşesi. O zaman ben nereye yoğunlaşacağım? D'ye. O zaman şekli döndürürken D döndüreceğim arkadaşlar böyle. Döndürdüğüm zaman ta nereye gelecek? Buraya gelecek. İşte bizden burada kaçı isteniyor arkadaşlar. Tamam. Öncelikle şuradaki işlemi yapalım. Burası merkez ya. Merkezi gördüğümüz zaman hocam ne yapacağız? E tabi ki yapacağımız hamle belli zaten. Bir kere merkezde bu merkezse eğer bu e, tam köşeden gelip merkezden geçen simetri ekseni değil midir? Aynen öyle. Madem simetri ekseni simetri ekseni nasıldır arkadaşlar? Karşı kenar açıdan diktir. Aynı zamanda kenar ortaydır. Aynı zamanda nedir? Açı ortaydır diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani şuradaki açılar da birbirine eşittir. Yani buradaki açılar 72 derece 72 derece diye söyleyebiliriz. Ama burası merkez. Ben D noktasını da döndüreceğim. O noktası etrafında döndüreceğim. E o noktası etrafında D noktasının döndürülmesinden bahsediliyorsa O'dayı çizeyim ki bu yarıçap böyle döndürülme işlemi yaparken hani A noktası etrafında B'yi döndürürken hop şöyle bir dairesel hareket oluşuyor ya. Yani AB yarıçaplı oluyor ya. O yüzden bunu çizmemiz lazım gibi duruyor arkadaşlar. E, aynı zamanda burası merkez ya. Sanki burada bütün böyle üçgenleri oluştursak daha güzel olacak. Çünkü buradaki üçgenlerin hepsi aynı eş üçgenler değil miydi arkadaşlar? Evet eş üçgenlerde hatta 360 bölü 5 şuradaki şeyden şuradaki açıyı da bulabiliyoruz arkadaşlar. Nerede açıyı bulabiliyoruz? Şuradaki açıyı 72 derece olarak bulabiliriz. Hatta burada kaçı da 72, burada kaçı da 72, burada kaçı da 72 diyebiliriz arkadaşlar. Ama biz şuraya yoğunlaşalım. Hocam bu arada bunlar yarı çap, yarı çap, yarı çap, yarı çap. Çevrel çemberin şeyleri eşit olduğunu biraz önce özellikle söylemiştik zaten. İkiz kenarda çizilen yükseklik aynı zamanda açı ortaydır aynı zamanda kenar ortaydır. Hocam burası kaç derece? 72. Nereden geldi? 360 bölü 5'ten geldi. Burası 72 ise bunlar kaçar derece yapıyor? 36 derece yapıyor. Buraya kaç kaldı? 54 derece kaldı. Şimdi dönme işlemine bakalım arkadaşlar. Gerekli olan her şeyi bulduk. D noktasından başlıyorum. Şöyle döndüreceğim arkadaşlar. Döndürdüm 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 buraya geldim. Çünkü D noktası burada arkadaşlar. X ekseni üzerine kadar. Bu şekilde ok yönünde yani saat yönünün tersinde Kaç derece döndürmem lazım arkadaşlar onu bulacağım arkadaş zaten buradaki açı belli kaç derece burası 180 derece o zaman cevabımız 180 artı e, buradaki açıyı da bulmam lazım e, buradan buraya dönerken de kaç derece döndü arkadaşlar bakın D noktası buradan buraya dönerken 54 derece döndü yani 54 derece burada buradan buraya dönerken de 180 derece var 180 artı 54'ten cevabımız kaç yaptı arkadaşlar 234 derece yaptı. Evet. <laughs> Cevabı doğru bulanlar lütfen doğru buldum hocam. Ee, bu işi öğrendim hocam. Arkayım hocam diye yazsın. Yapamayanlar da yine yapamadım diye yazsın. Çünkü bazen dediğim gibi yapamayanlara da şeyler verebiliyorum arkadaşlar. Ödül verebiliyorum. Haberiniz olsun. Peki. Soru şöyle olmuş olsaydı ne olacaktı arkadaşlar? Soru eğer saat yönünde döndürüldüğünde diye sormuş olsaydı D noktası buraya gelecek ya. Bizden o zaman burada kaç istenirdi? Yani Şurası 36 derece. Burası da 90 derece. 36 artı 90'dan 126 derece olur da arkadaşlar. Cevabımız A bu şekilde döndürülme sorulmuyor. Şu şekilde döndürülme sorulduğu için cevabımız 234 yaptı arkadaşlar. Tamam. Evet böylelikle düzgün beşgenin konu anlatımını da bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda anlatalım isterseniz düzgün altıgeni. Çünkü düzgün beşgen kendi çapında önemli. Aynı zamanda düzgün altıgen de kendi çapında bayağı bir önemli bir konu olduğu için ayrı ayrı yerlerde işleyelim arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda düzgün altıgenin konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.